dürüstten, dürüstlüklerden yana olduğunu hepinizin huzurunda söylemiş oluyorum. Tekrar hepinizi saygıyla sunuyorum. Evet. Arkadaşlar 24 saat telefonumuz açık. 24 saat hastası, yaşlısı, özürlüsü aradığı zaman onların hizmetindeyiz. Bunun için AK Parti. Taksim'de karavanımızı kurduk. Bir büfeye gittim geliyorum. Bir 50 yaşlarında bir beyefendi. Siz misiniz dedi buranın yetkilisi. Evet dedim, buyurun. Beni de düğme yapmıyorlar. Nasıl dedim olur, sizi nasıl üye yapmazlar. Benim dedim kimliğinizi. Kimliğini bir verdi. Yunan vatandaş. Ama AK Parti'ye gönül vermiş. Evet. İnşallah özlediğimiz tablo. Cumhurbaşkanımızı seçeceğiz. İnşallah o acı günleri, o üzüntülü günleri hep beraber açacağız. Evet. Beklediğimiz an. Ulaştırma Bakanımız Sayın Binali Yıldırım Beyefendi'yi mikrofona davet ediyorum. Buyurun bakalım, size bir soruyoruz. İçinizden birisi. Sevgili hemşerilerim, Perçem'in, civar köylerin, saygıdeğer insanları, hanımefendiler, beyefendiler, değerli misafirler, hepinizi bu güzel yaz gününde en kalbi duygularımla selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli hemşerilerim, sizlerin bu coşkuşlu, bu içten sevgisi bizim için her şeyin üzerindedir. İşte gerçek muhabbet, karşılıksız sevgi, gönül bağı budur. Erzincan, Erzincanlı, Refahiyeli, hepimiz yıllardan beri 39 depremini yaşadık. 92 depremini yaşadık. Zorluklar, acılar bizi pişirdi. Hayatı daha iyi anlamaya başladık. Ve Erzincan insanı yaşadığı zorluklarda asla isyan etmedi. Sabretti, çalıştı, çabaladı. Kendi gayretiyle kendi geleceğini hazırladı. Erzincanlıya da bu yakışır zaten. Hemşerilerim, batısında, doğusunda, güneyinde, kuzeyinde, köylerinde, mezrasında, beldelerinde arkadaşlarımla beraber geziyoruz. Bugün Sebahattin Karakelle, 21. dönem milletvekilimiz, yol arkadaşımıza buradayız. Sizlerin hizmetini daha iyi yapabilmek için, daha güçlü bir şekilde Erzincan'a hizmet etmek için beraber yola çıktık. Bu yolda hemşerilerimiz en güvencemizdir. Sizlere güveniyoruz. Sizlerin isteğiyle bu yola çıktık. Eminim ki bu yolda geçmişte nasıl berabersek bundan böyle de aynen kararlı bir şekilde yürüyeceğiz. Biliyorsunuz 3 Kasım seçimlerinden önce biz Erzincan'da aday değildik. İstanbul'dan aday olduk ve 4,5 yıl boyunca da ülkemizde ulaştırma, haberleşme alanında birçok ilklere imza attık. Hava yollarını halkın yolu yaptık. Uçakla seyahati imtiyazdan ihtiyaca dönüştürdük. Havalanları
kuş geçmez, kervan geçmez meydanlardı. İnekleri otardığı yerlerdi. Şimdi vızır vızır uçaklar çalışıyor. Benim insanım uçmaya, en iyi seyahat etmeye layıktır. Biz sizinle gurur duyuyoruz, değerli hemşehrilerim, biz sizinle gurur duyuyoruz. Türkiye 4,5 yılda 45 yıllık mesafe kat etti. Duble yollarıyla, köy yollarıyla, köy içme sularıyla, toplu konutlarıyla, sağlıkta, eğitimde yaptığı atılımlarla halkın güvenini, desteğini kazandı. İşte şimdi gün bugündür. 4,5 yılı alnımızın akıyla tamamladık. Yine huzurundayız. Yine huzurunuzdayız değerli hemşehrilerim. 27 Nisan'da halkın iradesine karşı çıkanlara cevabı vermeye hazır mısınız? İşte tablo bu. İşte Türkiye bu. İşte duymayanlar duysun. Halkın gücüne, halkın iradesine karşı gelenler bu sese kulak versin. Bu ses sadece Erzincan'ın refahiyesinin perçeminde değil, Türkiye'nin her köşesinde dalga dalga çıkıyor. Ankara'da 23 Temmuz'da en gür şekilde yankılanacak. Ve Türkiye 400 değerli hemşerilerim, siz isterseniz 400 de yaparsınız, fazlasını da yaparsınız. Evelallah 500 yapacağım. Buyur teyzem. Trop gelmeden artı 100. Allah gönlünüze göre versin. Değerli hemşerilerim, burada sadece Perşem değil, bu civardan onlarca köyümüzün sakini, temsilcileri, muhtarları, dernek başkanları burada. Benim bir mahcubiyetim var. Perçem Derneği çok güzel bir lokal hazırladı. Samandıra'da bizi de davet ettiler. Gitmem gerekiyordu ama gidemedim. Bunun hala mahcubiyetini yaşıyorum. Onun için bugün sadece bu yöreye, bu bölgeye program yaptım. Hepsini iptal ettim. Burada sizinle birlikte olmak için. Sizler sağ olun. Değerli hemşehrilerim, tabi Perçem bizim uç köyümüz. Buradan artık Giresun tarafına geçiyoruz. Komşumuz Yenice'ye geçiyoruz. Yenice'nin Perçem'le bağlantı yolunun iyileştirilmesi isteniyor. Önce Yenice'nin yolunu bağlayacağız, sonra da Yenice'yi bağlayacağız. Oldu mu? Tamam mı? Tamam. Evet. Başkan, merak etme. Perçem daha da yakınlaşıyor. Refahiye sana daha da yakın olacak. Erzincan daha da yakın olacak. Sen çalışmaya devam et. Değerli hemşehrilerim, inan olun ki Erzincan'ın her tarafı böyle. Dün Gümüşakar'daydık. Gümüşakar ve civarı köylerinin böyle bir şenliği vardı. Sağ olsun hemşehrilerimiz bizi bağrına bastı. Ondan sonra gittik Ilıç'ta Çobanlı köyünde bir kültür evi açtık. Erzincan'a gittik, Üzümlü'de aynı şekilde, aynı coşku, aynı sevgi. Bütün bunlar bize neyi gösteriyor?
Bütün bunlar bizim buralara karşı sorumluluğumuzu daha da arttırıyor. Daha fazla kendimizi buralara hizmet edebilmek için bize fırsat veriyor ve bunu da en iyi şekilde yapmanın gayret içerisinde olacağız. Başından beri Refahiye Dernek Başkanımız ve köy derneklerimiz, muhtarlarımız, hepsinden önemlisi Ersiyat Erzincan Sanayici İş Adamları Derneğimiz, onların değerli üyeleri ve Erzincan'ın eğitimine, kültürüne, gençlerinin yetişmesine Sadık Ağacı'ya huzurlarınıza teşekkür ediyorum. 1200 gencimize burs veriyor. Bir seferde 1200 gence burs veren başka dernek yok. İşte Erzincan'ın gururu, Erzincan'ın başarısı da buradadır. Gençlerimize yatırım yapıyoruz. Geleceğimize yatırım yapıyoruz. Çünkü geleceğimiz gençlerimizdir. Şimdi gelelim biraz da Erzincan'la konuşalım. Erzincan dedik ya, Erzincan'ın geçmişinde acı var, Erzincan'ın geçmişinde sıkıntı var. Ama artık Erzincan'ın kaderini değiştirecek günler yaklaşıyor. Bunu birlikte başaracağız. Erzincan seçimini yapıyor, Erzincan geleceğinin seçimini yapacak. Ne zaman? 22 Temmuz. 22 Temmuz Erzincan'ın geleceğinin belirleneceği seçimlerdir. 23 Temmuz'da güneş bir başka doğacak ve Erzincan yıllardır özlemini duyduğu projelere, hizmetlere başlangıcını yapacak. Erzincan, Erzurum, Kars. Buralar 2 ay yaz, 4 ay ayaz, 6 ay beyaz. Hemşerimin biri diyor ki, Sayın Bakan, ne yaparsan, hangi projeyi yazarsan yaz, buna göre yaz, Erzincan böyle olsun, biz karından da, ayazından da, yazından da şikayetçi değiliz. Ona göre de yapacağımız iş var. Erzincan'ın tarımı var, hayvancılığı var. Erzincan'ın dağlarının şu güzel ormanları var. Refahiye'nin Sarıçam ormanları Türkiye'de başka yerde yok değerli hemşerilerim. İşte burayı Türkiye'ye, Türk turizmine tanıtmak bizim boynumuzun borcudur. Ergan Dağı projesini yapmak ve Erzincan'ın turizm potansiyelini ayağa kaldırmak, harekete geçirmek için her türlü çalışmayı yapacağız. Üniversitemizi kurduk, tıp fakültemizi kurduk, çevre yolumuz yapılıyor, duble yolumuz yapılıyor, gördünüz işte. Kardeşim söyledi, Beyoğlu ilçe başkan yardımcım, Aslan Köyoğlu kardeşim söyledi. Ta İstanbul'dan çıkıyorsun, Yozgat, Sivas, Erzincan, Erzurum, Kars, yol boyunca şantiye. Sadece bu bölge mi? Memleketin her tarafında bu var. KÖDES projesi, KÖDES projesi, Bolu tüneli 17 yıllık rüya, Göcek tüneli 30 yıllık rüya, Marmaray projesi 100 yıllık rüya, Ankara-İstanbul hızlı demiryolu projesi 35 yıllık rüya. Türkiye'nin geciken özlemlerini, rüyalarını gerçek yapan AK Parti gelecek dönemde de aynı süratle, aynı kararlılıkla kaldığımız yerden yola devam. Durmak yok, yılmak yok, yorulmak yok, yola devam, yola devam, yola devam. Gününüz mübarek, geleceğiniz aydınlık olsun. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. Evet.
Bakanımızı bırakmıyoruz. Allah kendisinden razı olsun. Bizlere şeref verdi, onur verdi. Bir plaketimiz var. Dernek başkanımız Yaşar Kılavuzoğlu beyefendi. Evet. Biz bakanımızdan şunu öğrendik. Artık bizim köylerimizden de bir bakan çıkabilir. Evet. Evet, neden olmasın? Bakanımız, Allah razı olsun. Kendisi bize şeref verdi. Kendisine teşekkür ediyoruz. Allah kendisinden razı olsun. Allah yardımcısı olsun. Yolu açık olsun. Durmak yok. Durmak yok, yola devam. Erzincan seninle gurur duyuyor. Erzincan seninle gurur duyuyor. Evet, bayanlar olsun. Ses kesin. AK Parti. Değil mi? Bak sen yer bana sürü, o kadar hazırlık et. Bak bizde. Vardır ya, var. Abi sizin, sen Maraşlısın. Yani öyle akvar mı? Kesin olur. Maraş özel bir yer. James, bardak var mı? Ben bu olma söylemiyorum. Söylemeyelim, bakmıyorum. Söylemeyelim. Ben nasıl söylemiyorum? Ben bu olma söylemiyorum. Ben bu olma söylemiyorum. Ben bu olma söylemiyorum. Uğurlayla çalıp uğurlayalım gitsin. Bakan, sonra mı gidelim? Sen sor. Beraber gidiyoruz. Tamam. Beraber gidiyoruz. Çal, çalsın da huzuruna uğurlama. Şöyle şurada bir çal. Hadi başla. Bak, oynamadan bak. Gitme. Bak. Oynayalım ama kim var? Oynayalım. Hadi bir oynayalım. Hadi daha uzun, hadi daha uzun bas. Başka sağlık abi alın sağlık. Bak, dur işte. Bak, bak. Getir, getir. Ya dursan. Ya Yavuz abi, sen. Sadık abi. Yeah.
efendim. Sağ olun, var olun. Efendim biz teşekkür ediyoruz. Ben çukurunu diyor da oraya şey yapacağız amca.